Yeşil Bursa'nın güzel insanları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla yaklaşık 5,5 aylık bir aranın ardından en kalbi duygularımla hasretle Ağustos sıcağına rağmen bizleri burada gönül sıcaklığıyla karşıladığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce 31 Mart seçimlerinde %49,6 oranındaki bir oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı adayı olan Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oran 2014'ün üzerindedir. Ancak bizim gönlümüz Bursa'da çok daha yüksek oy oranlarıyla belediyeyi yönetmektir. İnşallah önümüzdeki seçimlerde hep birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum. Kardeşlerim, bugün Bursa'ya hem sizlerle hasret gidermek hem de iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmak üzere geldik. Bugün başka bir gün. Bugün anlamlı bir gün. Ve hakikaten bugün bir tarih yazıyoruz. Ve öyle bir tarih yazıyoruz ki, evet, İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir otoyolu ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri. Türkiye'nin ilk yap, işlet, devret otoyolu projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ama bunların her zaman işi bu. Diyorlar ki, nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Ve bunun adı da BOT, yap, işlet, devret. Ama senin aklın buna ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Sana SGK'yı verdiler, batırdın. Ve hastaneleri yönetemedin. O merhum Savaş Ayın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ah ah. Ölülerimizi rehin aldılar bunun genel müdür olduğu dönemde. Şimdi böyle bir şey var mı? Biz her işimizde olduğu gibi bu hususta da kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak Bismillah deyip yola çıktık ve işte bugün son noktayı koyuyoruz. Bu projenin Osman Gazi Köprüsü, dünyada sayılı köprülerden bir tanesi, pek çok etabını tamamlandıkça hizmete açmıştık. Bugün de kalan 192 kilometrelik bölümün açılışını yapıyoruz. Böylece toplamda 426 kilometrelik İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Evet,
biz eserlerimizi anılacağız. Bu yol Anadolu Otoyolu'nun Gebze ayrımından başlayıp Dilovası, Hersekburnu arasındaki Osman Gazi Köprüsü ile Körfez'in öteki yakasına geçiyor. Bir müddet Yalova, İzmit yoluna paralel ilerledikten sonra Orhan Gazi Kavşağı ve Gemlik'in güneyinden devam ederek Bursa çevre yoluna bağlanıyor. Ulaabatlı Gölü'nün kuzeyinden önce Karacabey, oradan da Susurluk, Balıkesir, Savaştepe güzergahına yöneliyor. Soma, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu ilçeleri civarını geçtikten sonra İzmir, Ankara yoluna paralel bir şekilde devam edip İzmir çevre yolunda evet hedefine varıyor. Çevre yolu üzerinden İzmir, Aydın ve İzmir Çeşme otoyollarına ulaşabiliyor. Nereden nereye? Ya bu viyadükler öyle kolay yapılmadı. Bu tüneller öyle dağları kolay aşmadık. Ama biz Ferhat olduk Ferhat. Dağları deldik, Şirin'e ulaştık. Kardeşlerim, böylece İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmenin yanında yolu da 100 kilometre ne yapıyoruz? Kısaltıyoruz. Şimdi bu tabii saat itibariyle de ileride inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otobanını da bu yolla ne yapacağız? Birleştireceğiz. Açılışını yaptığımız otobanın güzergahındaki İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir aynı zamanda ülkemizin dünyaya açılan en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu bölgemiz ülkemizin milli gelirinin %64'ünü üretiyor. Dile kolay. Maliyetine bunun 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş bilenin, kılıç kuşananın laf ola beri gele yok. İş üretiyoruz. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak. Sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak. Ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır. Ayrıca bu otoyolu inşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun devlete ödeyeceği tutar da ne biliyor musunuz? 6,3 milyar lira. Bay Kemal, işte bu işin maliyeti bu. Öğren. Öğren. Netice olarak bu otoyol Türkiye için her bakımdan kazançlı, karlı bir projedir. Peki devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Mesele bu. Eğer bu çalışıyorsa işi bitiririz. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren bu büyük projenin ülkemize, şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurumlarımızı, tüm bakanlarımızı, yüklenici firmayı, taşeron firmaları, mühendisinden işçisine kadar herkesi gönülden tebrik ediyorum. Otoyolumuzun Balıkesir tarafındaki açılışını da bugün Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak. Buradan
Kocaelili, Yalovalı, Balıkesirli, Manisalı ve İzmirli kardeşlerimize de otoyollarının hayırlı olmasını diliyor. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Değerli kardeşlerim, bugün muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu biliyorum. Heyecanınızı biliyorum. Ve helikopterle buraya inerken ve otobüslerin, otomobillerin buradaki coşkusunu gördüm. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarının alameti farikalarından biri de ulaşım meselesidir. Hep ne derdim? Yol medeniyettir. Su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa siz gayrimedenisiniz. Ama nerede CHP varsa orada susuzluk var. Orada çöp var. Öyle mi? İşte şu anda CHP'nin belediyelerinin olduğu yerlerde maalesef atık su. Susuzluk almış başını gidiyor. 6100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün nereye ulaştırıyoruz biliyor musunuz? 26.764 kilometreye ulaştırdık. 6100'den aldık, buraya ulaştırdık. 79 senede 6100 kilometre yapıldı ve biz buna 18 senede işte 26.764 kilometreye ulaştırdık. Farkımız bu. İktidara geldiğimizde 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu bugün 2875 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol ile bağlı il sayısını 6'dan 77'ye, karayolu tünel sayısını 83'ten 367'ye, karayolu tüneli uzunluğunu da 50 kilometreden 473 kilometreye yükselttik. Böylece vatandaşlarımızın hem mal hem can güvenliğinde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yol konforunu artırdık. Bu vesileyle vatandaşlarımızın kaza riskini minimize ettik. Yaz tatilinde ve önümüzdeki bayram günlerinde yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Kardeşlerim, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ne olur? İşte şimdi bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Bakın, acele giden Allah göstermesin ecele gider. Yollarda amana bastırıp hele hele gece yolculuğu, bunlara çok dikkat edelim. Ve sizi bekleyen büyüklerinize, yavrularınıza kötü haber ulaştırmayın. Onun için de yolların biliyorsunuz kuralları vardır. Bu kurallara uyalım. Ve bu kurallara uyarak seyahatimizi yapalım. Ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim. Bunu özellikle sizlerden rica ediyorum. Bölünmüş yollar, otoyollar, ilk defa inşa ettiğimiz hızlı tren hatları, sayılarını ve seferlerini artırdığımız havalimanları, değerli kardeşlerim, geliştirdiğimiz deniz yolu taşımacılığı ve diğer ulaşım alternatifleriyle seyahatleri kolay ve güvenli hale getirdik. Ülkemizdeki motorlu araç sayısı 2002 yılında 8.655.000 iken bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 23 milyonu geçti. Buna karşılık hem yolculuk süreleri kısaldı
hem yolculuk konforu arttı, hem de trafik kazaları ile yaralanma ve ölüm oranları azaldı. Altyapıyı güçlendirmek ve güvenli trafik anlayışını yerleştirmek suretiyle ülkemizdeki trafik kazalarının azaltılması yolunda çok önemli mesafe kat ettik. Mesela bu yılın ilk 7 ayında trafik kazalarında %12'lik, ölümlü kazalarda %30'luk, yaralanmalı kazalarda %12'lik azalma meydana geldi. Bu güzel gelişmeleri sürdürmenin yolu vatandaşlarımızın kurallara uymasından geçiyor. Emniyet kemerini ses getirsin ki huzur ve güvenle yolculuk yapabilirsiniz. Yollarımız zaten gayet rahat, konforlu. Bayram sıkışıklığı sebebiyle varsın seyahat süresi biraz uzasın. Ama geride gözü yaşlı, gönlü kırık kimseyi bırakmayalım. Ülkemizin her vilayetinde olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Şehrimizde halihazırda toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 karayolu projemizin yapımı devam ediyor. Bunların tamamını da inşallah 2 yıla kadar bitiriyoruz. Çünkü Bursa'ya bu yakışır. Bursa Bilecik hızlı tren projemizin tamamlanmasının çeşitli aksaklıklar sebebiyle biraz geciktiğini biliyorum. İnşallah sıkıntıları çözüp hem Ankara Bursa hem de Bursa İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek bu hattı mutlaka sizlerin hizmetine sunacağız. Sevgili Bursalılar, değerli kardeşlerim, ecdat olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık gören bir kültürün temsilcileri olarak hükümetlerimiz döneminde sağlığı önceliklerimizin ilk sıralarına yerleştirdik. Milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk. Bugün Bursa'mızda hizmete açacağımız 1355 yataklı şehir hastanemizde bunun emarelerinden biridir. Az önce üstünde dolaştım. Aman ya Rabbim. Bursa'ya yakışmış be. 1355 yatağıyla şehir hastanemiz Bursa'ya güzelliğine bir başka güzellik katmış. Zenginliğine bir başka zenginlik katmış. Bursa Şehir Hastanemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle sağlık alanında yüksek standartlara sahip bir şaheser. Yaklaşık bir aydır hasta kabulü yapan şehir hastanemizin 1 veya 2 kişilik odalarının her biri vatandaşlarımıza içindeki tuvaleti, banyosu, buzdolabı, refakatçi kanepesiyle adeta otel standardında hizmet veriyor. Şehir içi raylı sistemi 5,5 kilometre uzatarak hastanemize kadar getireceğiz. Onu da yapacağız. Bursa ile birlikte ülkemizdeki şehir hastanesi sayısını 10'a ve toplamdaki yatak kapasitesini de 13.417'ye çıkarmış olduk. Halen toplamda 17.800 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. İhale ve planlama aşamasındakilerle birlikte 44.846 yatak kapasiteli 31 adet sağlık tesisini milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Son 17 yılda sadece Bursa'ya 27'si hastane olmak üzere toplam
68 adet sağlık tesisi kazandırdık. Ayrıca 750 yataklı Osman Gazi Çekirge Devlet Hastanesi ile birlikte 7 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Diğer alanlardaki hizmetlerle birlikte bugüne kadar Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı ne biliyor musunuz? 50 katrilyonun üzerindedir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Öyle kalkıp kuru sıkı atmakla bu iş olmaz. Bak biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yaptıklarımızla. Tabii biz ülkemize ve tek tek şehirlerimize yaptığımız yatırımlarla adeta çağ atlatırken birileri hala bu işlere çamur atarak kendilerine siyasi rant devşirmenin peşinde koşuyor. Hizmet yarışında esamesi okunmayanların konu çamur atma, karalama, yalanlama, çarpıtma işine gelince en önde olmalarının takdirini elbette milletime bırakıyorum. CHP'nin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde yine şehir hastanelerimizde uğraştığını duydum. Bu eleştiriyi başkaları yapsa belki hoş görür, cehaletine veririz. Ama bu işi ömrü hayatında bırakınız şehir hastaneleri gibi dünya çapında bir projeye imza atmayı, kendisine teslim edilen SSK hastanelerinde milleti rezil rüşva eden bir kişi yapınca ister istemez insanın canı sıkılıyor. Kardeşlerim, neymiş? Şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş. Söylediği bu. Ya biz buna zaten kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar gün, ay, yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi şu 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 evsafta yapacaksın. Onlar bunu yapıyor. Ve buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Anlaşılan o ki bu zatın her şeyden önce şehir hastanelerinin nasıl bir modelle yapıldığından haberi yok. Bu hastaneler şayet devlet bütçesiyle yapılmış olsaydı elbette ihale rakamı inşaatın dışındaki tabelada yazıyor olacaktı. Ama bu hastaneleri devlet kendisi inşa etmiyor. Zaten bu işi devlet bütçesinden yapmaya kalksak şu ana kadar değil 10 tanesini bitirip onunun da inşaatını veya hazırlığını bitirme aşamasına getirmeyi belki 2-3 tanesini bile tamamlayamazdık. Çünkü devletin sağlık yatırımlarına ayırabildiği rakam belli. Bu bütçeyle yılda ne kadarlık inşaat yapılabileceği de ortada. Bu kaynakta ancak değerli kardeşlerim, klasik devlet hastaneleri ve diğer sağlık hastanelerinin yapımına yeter. Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor. İşte biz bunu yaptık. Şehir hastanelerini de biraz önce açılışını yaptığımız otoyolu da İstanbul'daki yeni havalimanımızı da daha pek çok devlet yatırımını da kamu özel ortaklığı modeliyle hayata geçirdik. İstanbul'daki havalimanı şu anda dünyada ilk 3 içerisinde yer alıyor mu? E peki nasıl oldu bu iş? İşte bu da bizim bütçemizden yapmadık. Yine yüklenici firmalara verdik ve bu şekilde yaptık. Ve şimdi dünyanın sayılı ilk 3 içindeki havalimanlarından bir tanesi oldu. Elhamdülillah. Bu güzellikleri yakaladık. Bu modelde özel sektör yatırımı yapıyor. Kamuda belirlenen sürede hem hizmet alıcı olarak projede yer alıyor hem de sürenin sonunda malın sahibi oluyor.
katıldığımız pek çok uluslararası toplantıda ve yaptığımız dış ziyaretlerde ne diyorlar bize biliyor musunuz? Ya şunu bize bir anlatsanıza. Siz bunu nasıl yaptınız? Bu yolları nasıl yaptırıyorsunuz? Bu hastaneleri nasıl yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz? Ya şunu bize anlatın. İşte bu G20 toplantılarında ağırlıklı olarak Türkiye hep bunu anlattı, anlatıyor. Türkiye dünyada bu modeli en etkin ve başarılı şekilde uygulayan ülke durumundadır. Dolayısıyla burada önemli olan Bursa Şehir Hastanesi'ni veya diğer eserleri inşa eden firmaların ne harcadığı değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemedik. Yine de CHP Genel Başkanı'nın merakını gidermek için söyleyeyim. Hastanemizin kapalı alanı 475 bin metrekare. Yatırım bedeli Bay Kemal 2 milyar 286 milyon lira. İşletme süresi 25 yıl. Yani 25 yıl burayı işletecekler ve biz de her yıl belli bir bedeli ödeyeceğiz. Hastanemizde 356 hekim, 1000'in üzerinde yardımcı sağlık personeli, 1288 de destek personeli görev yapmaktadır. Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmamızdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor. Aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor. Az önce bütün ekranda herhalde mekanik bölümleri MR'dı, ultrasonografiydi, tomografiydi, bütün bunları izlediniz. Ve bunların hepsi yeni model. Ve bunlara benim halkım layık. Benim vatandaşım layık. Ya bir röntgen için 7 ay 8 ay sonraya gün vermiyorlar mıydı? Ah ah. Artık bunlar tarih oldu mu? Şimdi artık öyle 7 ay 8 ay böyle şey yok. Anında görüntü. Artık böyle devam ediyoruz. Şu ana kadar hizmete giren projelerdeki gerçekleşmeler bize bu eserlerin kullanım süreleri bitip kamuya devri yapıldığında herkes için memnuniyet verici bir tabloyla karşılaşacağımıza işaret ediyor. Biz düşündük, araştırdık, denedik, başardık ve bu yolla ülkemizi pek çok eserin sahibi yaptık. Tabii önüne 3 koyun verseniz akşama ikisini kaybedecek bir kişiye bu incelikleri anlatmak zor. Atalarımız ne güzel söylemiş. Görmeye göz gerek, sezmeye öz gerek diyor. Hazreti Mevlana da iki parmağınla iki gözünü kapat, şu dünyada hiçbir şey görmezsin. Sen göremiyorsun diye alem yok değil diyerek aynı mesajı veriyor. Evet, CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine katkılarını yok sayamayız. İnanıyoruz ki işte görenler burada. Görenler burada. Biz bu modeli tüm dünyada anlattık ve herkes tarafından beğenildiğini, uyarlandığını, uygulanmaya başlandığını gördük. CHP Genel Başkanı şayet bizden öğrendiklerinden memnun olmadıysa gidip dünyadaki diğer örneklerine de bakabilir. Veya Ankara Bilkent'teki
şehir hastanesine de bir uğrayı verir yani. Oraya bir uğrarsa nelerin olduğunu görür. Değerli kardeşlerim, Bursa medeniyetimizin gözbebeğidir. Burası sadece Osmanlı hakanlarının değil, aynı zamanda gönül sultanlarının da nesidir? Şehridir. Bursa farklı bir yer. Bu şehir Orhan Gazi ve Murat Hüdavendigâr kadar Emir Sultan'ı, Niyazi Mısri'yi, Eşrefoğlu Rumi'yi, Süleyman Çelebi'yi, Üftadi Hazretleri'ni ve diğer gönül sultanlarının da mührünü taşır. Ve Bursa vakıf şehir. Bizim dünyaya en büyük katkılarımızdan birinin yaşayan örneğidir. Yeryüzünde sanatın, bilgeliğin, irfanın, aşkın bu kadar inceldiği, bu kadar tabiileştiği, bu kadar somutlaştığı pek az yer vardır. Bakınız, Eşrefoğlu Rumi ne diyor? Cihanı hiçe saymaktır adı aşk. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Elimde şekeri ayruğa sunup ağıyı kendi yutmaktır adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağsa başını ana tutmaktır adı aşk. Var Eşrefoğlu Rumi, bil hakikat, vücudu fani etmektir adı aşk. Evet, aşk için cihanı içe sayanların, her türlü belaya karşı başını dik tutanların şehri Bursa, adeta geçmişten geleceğe kurduğumuz köprünün kilit taşıdır. Türkiye'nin her alanda yepyeni bir yola girmeye hazırlandığı şu süreçte Bursa'nın bizim yanımızda olması gücümüze güç, moralimize moral katıyor. Ülkemizi tökezletmek ve hatta becerebilirlerse yüzüstü kapaklatmak için çalışanların tüm güçleriyle üzerimize yüklendiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmak, hep birlikte Türkiye olmak her zamankinden daha önemlidir. Onun için ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. O kadar. Geçtiğimiz 17 yılda yaptığımız hizmetler, yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz reformlarla Türkiye'yi egemenliğini gerçek anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdik. Bugün maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa, tehdide, şantaja rağmen dimdik ayaktaysak, bunu geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi getirdiğimiz yere borçluyuz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat tutmuş, kalkınma planını eleştirmek adına milli gelirin 10 yıldır artmadığını iddia etmiş. Türkiye'nin milli geliri biz iktidara geldiğimizde Bay Kemal 236 milyar dolardı. Biz bu rakamı hamdolsun 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Peki 2013 yılından sonra ne oldu da bu yükseliş süreci durdu? Hatta kurdaki oynaklık sebebiyle kağıt üzerinde de olsa geriledi. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye'nin 2013 yılından bugüne kadar hangi badirelerden geçerek geldiğini iyi bilir. Anlaşılan o ki sadece CHP Genel Başkanı bunun farkında değil. Daha doğrusu CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının değil, karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi kavrayamıyor. Şöyle bir kısa hafıza tazelemesi yaparsak karşımıza çıkan manzara şudur. Bu zat
Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat, değerli kardeşlerim, PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber Ankara'dan İstanbul'a yol yürüyordu. Ve 15 Temmuz gecesi bu zat, ben daha henüz havalimanına inmemiştim. 23-15 bu zat havalimanında tankların korunması altında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyordu. Olay bu. Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine saldırdığında bu teröristlere barikatları kuran arkadaşlar diye sesleniyordu. Ve bunların hep yanında yer aldılar. Hiçbir zaman milletin yanında olmadılar. Türkiye DAEŞ'a ve onun üzerinden ülkemize karşı kurulan kumpasa direnirken bizi ısrarla bu oyunun içinde göstermeye çalışıyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini başlattığı saatlerde o tankların açtığı yoldan güvenli bir eve gitmekle kalmayıp bir de utanmadan, sıkılmadan oteller o akşam evet müşteri almıyor diyordu. Böyle yalan olur mu? Hayatı yalan. Uzunca bir süre tiyatro diyerek, mizansen diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik. Biz Afrin'e girdik. Cerablus'a da girdik. Biz Elbaba'ya da girdik. Kardeşlerim, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Evet. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık. Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Ve şu anda biz bir yere kadar sabrederiz. O sabırın bir sonu var. İşte ülkemizin S-400 hava savunma sistemleri alma sürecinde maruz kaldığımız onca tehdide karşı sessiz kalarak alenen karşı tarafın yanında yer alıyorlardı. Ekonomimize yönelik tuzakları bozmak için yürüttüğümüz hiçbir mücadelede yanımızda yer almadığı gibi kur ve faiz oyunlarını bize karşı bir silah olarak kullanmaya kalkmıştı. Şimdi geçmişi böylesine utanç verici duruşlarla dolu. Böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir. Kardeşlerim, Köroğlu ne diyor? Mert dayanır, namert kaçar. Biz ülkemizin ve milletimizin hakkının, hukukunun, çıkarının, geleceğinin söz konusu olduğu her yerde aslanlar gibi mücadele ettik, ediyoruz, etmeyi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, teröre karşı bu denli büyük bir mücadeleyi veriyoruz, değil mi? Teröre karşı verdiğimiz bu mücadelede biz leblebi çekirdek mi kullanıyoruz? He, ne kullandığımızı anlıyorsunuz, değil mi? Ve bunun bir maliyeti yok mu? Var. Ama bunu yapmak zorundayız. Niye? Milletimizin huzuru için yapmak zorundayız. PKK'ya karşı, PYD'ye karşı, YPG'ye karşı, DAEŞ'e karşı, FETÖ'ye karşı, bütün bunlara karşı bu mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz. Ama bütün bunlara karşı CHP Genel Başkanı kimi zaman terör örgütlerinin, kimi zaman darbecilerin, kimi zaman şu veya bu dış gücün arkasına saklanarak bize zehirli oklar yağdırmaya devam edecek.
Milletimiz her şeyi görüyor. Türkiye'nin 2013'ten bugüne kadar yaşadığı hadiselerin tek bir tanesi bile, bırakınız geri kalmış olanları, batılı ülkelerden herhangi birinin başına gelse düştüğü yerden kalkamazdı. Rabbimizin takdiri her türlü tuzağın, her türlü oyunun üzerindedir. Hamdolsun biz Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm bu badirelerin üstesinden birer birer geldik. Ülkemizin kuşatmaya çalışanlara karşı, bu terör örgütlerine, PKK'sıyla, DAEŞ'iyle, FETÖ'süyle bunları yer ile eksan ediyoruz. Pençe 1'i takip ediyorsunuz değil mi? Pençe 2'yi takip ediyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Demokrasimize hedef alan saldırıları birer birer etkisiz hale getiriyoruz. Ekonomimize kurulan tuzakları tek tek bozuyoruz. İşte en son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon da düşecek. Bunu da göreceksiniz. Ve yatırımcı kardeşlerime buradan sesleniyorum. Yatırımcıların şehri Bursa. Artık mevcut yatırımlarınızı geliştirin, genişletin. Yatırıma girecek olanlar aynı şekilde. Ama istihdamı da artırın. Ki bir an önce bizler üretimi artıralım, rekabeti artıralım. Bunun yanında da inşallah büyümeyi artıralım. Döviz kuru artık belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar ardı ardına faiz indirimi açıklıyor. Turizmde tüm dönemlerin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. 50 milyonun üzerine çıktık turiste. Artık Türkiye öyle önemli bir destinasyon ki buraya gelmeden kimse yapamıyor. İşte bunu Bursa'da zaten siz görüyorsunuz. Sanayi üretiminden istihdama kadar tüm göstergelerde olumlu yönde bir yükseliş var. İhracatımız yıllık 170 milyar dolar sınırını geçti ve düzenli şekilde yükselmeyi sürdürüyor. Cari açığımız bir yılda 58 milyar dolardan 2,4 milyar dolar düzeyine geriledi. Sağ ol. Velhasıl ülkemizin üzerine atılmak istenen ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı. Buradan tüm vatandaşlarıma bir çağrıda bulunuyorum. Sanayicisinden esnafına, ücretli çalışanından girişimcisine kadar herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalıdır. Yeni bir yatırım mı yapacaksınız? Yapın. Hemen başlayın. İşinizi mi büyüteceksiniz? Hemen kolları sıvayın. Tezgahlarınız boş mu duruyor? Kapasitenizi düşük mü kullanıyorsunuz? Hemen start düğmelerine basın. Projeniz, planınız, girişim niyetiniz mi var? Hiç durmayın. Hemen yarın sabah işe koyulun. Türkiye ancak üretmekle, ihracatla, istihdamla büyür, gelişir ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışmak zamanı. Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Meclisimiz bir yandan, Cumhurbaşkanlığı olarak biz bakanlarımızla, kurumlarımızla diğer yandan Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için gereken adımları kararlılıkta atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yıllık kazasız belasız geride bıraktığımızda Rabbimin inayetiyle Türkiye'ye yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine inşallah hep birlikte gireceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yapmakta olduğumuz İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir otoyolunun ülkemize
bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Aynı şekilde Bursa Şehir Hastanesi'nin de ülkemize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını, bir şifa kaynağı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakan arkadaşlarıma, mimarından mühendisine, tüm yüklenicilere, şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor ve Zat Zevetlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere yüklenici firma Otoyol AŞ adına Nurol Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuz Çarmıklı'yı sahneye davet ediyorum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ı da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, Nurol Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı'yı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Grup Başkan Vekillerimizi, Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü ve yapımı tamamlanan açılışını gerçekleştireceğimiz tesislerin yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, öncelikle telekonferans sistemiyle İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Kuzey Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız Sayın Binali Yıldırım bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli Bursalılar, Balıkesir'den sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Marmara ve Ege bölgesi için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Burada Balıkesir'den, Manisa'dan, İzmir'den gelen kardeşlerimiz var. Bu muhteşem açılışı baştan sonuna canlı bir şekilde takip ettim. Sayın Cumhurbaşkanım, dün gibi aklımda 29 Ekim 2010 Dil Ovası'nda bereketli, yağmurlu bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık.
Siz o dönemde başbakandınız, ben de Ulaştırma Bakanıyım. Bugün 4 Ağustos 2019 İstanbul İzmir otoyolunun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hayal daha gerçek oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. 5 dakika çok zorunlu bir görüşme mümkün mü acaba? Dur bakalım hastanede veya... Sizin liderliğinizde hastane ve ülkeyi doğudan batıya bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ancak dost düşman herkes bilmedi ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, siz projeyi en ince detayına kadar anlattınız. Bu proje medeniyet projesidir. Sizin dediğiniz gibi yol medeniyettir, su medeniyettir. Evet, adam olur ki bu dünyada bırakabilir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Bir değil Sayın Cumhurbaşkanım, binlerce eser bıraktınız arkanızda. Bu millet sizlere minnettardır. Sağ olun, var olun Sayın Cumhurbaşkanım. Kazandıracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bu yol açıldı. İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan İzmir'e, Balıkesir'e, Manisa'ya, Bursa'ya, Eskişehir'e, Marmara ve Ege'deki bütün illerimize çok daha rahat, çok daha konforlu seyahat edecekler. Bölgenin ekonomisi çok daha gelişecek, sanayisi çok daha gelişecek ve insanlarımızın refahı çok daha artmış olacak. Bu duygu ve düşüncelerle Balıkesir'deki gişe noktalarından bu açılışı sizlerle beraber burada bulunan kardeşlerimizle birlikte eş zamanlı olarak yapmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Projenin hayata geçmesinde en başta zatı devletlerinizin dirayeti ve desteği her şeyden önemlidir. Ayrıca benden sonra Ulaştırma Bakanlığı yapan bütün bakanlarımızın da katkıları var. Onlara da teşekkür ediyorum. Yüklenici firma Otoyol AŞ ve bunu oluşturan konsorsiyuma da gayretli, titiz çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu muhteşem eserin ülkemize
bölgemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Zat-ı halinizi ve bütün katılımcıları sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Burada milletvekillerimiz var. Burada Binali Yıldırım milletvekillerimiz var. İzmir, Manisa, Balıkesir. Balıkesir milletvekillerimiz. Araya girdik, kusura bakmayın. Evet, biz de Bursa'dan bakan milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte sizleri ekranda izliyoruz. Ve sizlere Bursa'dan en kalbi, sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Kordela'yı da bu dua ve temenniyle kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah! Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu ve Bursa'mıza kazandırılan şehir hastanemizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz değerli hemşehrilerimizin, ülkemizin ve aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Başta ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte bugün Bursa'da hem Marmara bölgesini hem Ege bölgesini ve elbette Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli iki projenin açılışı an itibariyle gerçekleştirildi değerli izleyenler. İzmir-İstanbul Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışı 4 Ağustos 2019 tarihinde, yani bugün gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başka bir gün, anlamlı bir gün. Bugün bir tarih yazıyoruz, İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz diyerek sözlerine başladı. Bursa Batı gişelerinin önünde kurulan tören alanında halka hitap etti, Bursalılara hitap etti. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir otoyolu Türkiye'nin ilk yap, işlet, devret otoyolu. Her büyük projede olduğu gibi bu projeye başlarken de eleştirdiler. Nasıl yapacaksın dediler, kaynağı nereden bulacaksın dediler ama yaptık, başardık dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kimin ne dediğine bakmadan milletin dediğini yaptık sizlerle birlikte diyerek sözlerine devam etti. Bugün aslında 426 kilometrelik otoyolun 192 kilometrelik kalan bölümü açıldı değerli izleyenler. İşte böylece 426 kilometrelik İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir otoyolunun tamamı da hizmete açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli teknik veriler de verdi. Osman Gazi, Yolova, Orhan Gazi, Bursa Çevre Yolu, Uluabatlı, Susurluk, Balıkesir, Akhisar, Manisa, Turgutlu, İzmir. Yani ülke ekonomisinin üretimin %64'ünü kapsayan bu alanda bu otoyolu açarak bu şehirleri, bu yerleşim alanlarını birleştiriyoruz dedi. Ve çok zor bir süreçte bir yıl süreyle erken bitirildiğini de hatırlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli izleyenler.